Sen bana geldin, ben de sana Aa, Çağla muhteşem bir şey, sağlıklı bir şey hazırlayayım dedim. Ee, önümde ne bileyim işte güzel bir smoothie olsun diye belki portakal hadi koyayım dedim. O portakalın güzel hmm, e, tadı gelsin. E, havucun mesela havucun da biliyorsun karbohidrat oranı yüksek. Şu an her şey çok güzel, gayet çok sağlıklı güzel, bir şeydi. Gayet şey bir de, sağlıklı. Yani ya, profesör Doktor işte. Murat Aksoy hazırlıyor hani düşündüğüm dedim. Elmayı da de koyalım. O elma da çok güzel olmaz mı? E, vallahi vallahi çok yakışır. olur. Ondan sonra şöyle bir deneyelim. Hatta bence biraz içine belki yeşillik de Aziz koyabiliriz. Ama ne kadar güzel. Bir de böyle reyhan falan olur. O Reyhanın da tadı ayrıca bir başka. Şimdi ben şu anda aslında yaptığım şey bir anlamda evde işlenmiş bir gıda ürettim. Bir de mesela şunu da çok kişi bilmez. Aslında bizim şu anda yediğimiz meyveler Meyvelerin halleri değil çoğu. Hmm. Yüzyıllar içinde insanoğlu kendi ağız tadına yakışır hale getirdi, getirdi onları. Getirdi onları da değil mi? Daha yenilebilir, daha şekerli, daha lezzetli belki. Siz mesela orijinal elmayı görsen belki yemezsin. Hmm. Çok daha ekşi, hmm. buruş buruş, ufak. E, diğer meyvelere bakıyorsun biz... Yüzyıllar içinde hepsini aslında kendi ağız tadımıza göre geliştirdik. Evlittik yani Bunu diyorsunuz. Şöyle çıkaracağım değil mi? Hocam vallahi bu zamana kadar o blenderı açıp kapağını düzgün açıp çalıştıran bir tek siz bir var. O yüzden hiç dert etmeyin yan tamam. ile ilgili. Peki var mı Şimdi, bu konuyla ilgili eklemek istediğimiz? Evet. Şu önemli. İçen mi? Hayır. Hayır. <laughs> ses olmasın diye şey yapmadım. İyi. Daha fazla çalışmadım. Aslında daha fazla çalışırsam daha da kötü yapacağım zaten. Çünkü blenderdan geçirirken sen aslında liflerini de parçalamış oluyorsun. Doğru. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Ben mesela e, portakalı yesem kan şekerim yükselmesi şöyle hafif bir yükselme olur. Ondan sonra yavaş yavaş düşer. Evet. Smoothies'ini yapsam biraz daha hızlı yükselir ama daha hızlı yükselir, daha hızlı düşer. Tamamen suyunu içsem bir anda zirve yapar ve zirve ondan anda sonra anda dip düşer yapar gibi. Tamam. Dolayısıyla burada da aslında yaptığımız şeyin kan şekerinin yükselmesini hızlandırdığını bilmemiz gerekiyor. Olduğu haliyle tüketmek herhalde en güzeli, en, doğru. en, en doğrusu. Aynen. Şimdi şeker yükselmelerine engellemek için porsiyon kontrolü çok çok önemli. Bunun bir kez daha üzerinden belki geçmeyebiliriz ama üzerinden geçmemiz ve öğrenmemiz gereken çok önemli bir konu var. Sıralı yemek. Hocamız diyor ki sıralı yemek çok etkili. Bu evet. çok önemli evet. diyor. Birçok çalışma var bununla ilgili. Yani biz hep şeyi konuşuyoruz ya. Şu tarafa geçiyorum ben. Buyurun. Şimdi bak e, hep şeyi konuşuyoruz ya biz. İşte onun içinde şu kadar şeker var bu kadar yükseltir vesaire. E, ama aslında atladığımız şeylerden bir tanesi şu. Bizler yediğimiz zaman belli bir sıra içinde yersek kan şekeri yükselmesinin hızını azaltabiliriz. O yüzden öncelikle yemeye başlarken lifli yiyecekleri, içine bu salatalarınızın daha farklı sebzeler atabilirsiniz. Hmm. Önce sebzeyle başlayın. Başladık. Peki. Tamam. tamam. Sonrasında yemeğinize yani proteinleri ve yağları ekleyin, arkasından karbohidratı ekleyin. Ama buna da biraz zaman verin ki o protein ve yağ bağırsaklarda ve midede biraz yer alsın. Şimdi ne demek istiyorum biraz daha ayrıntılı Tam olarak önümüzdeki men menüden anlatabileceğiz evet, değil mi şu anda? Aynen. Çorbamız, salatamız, tatlımız e, karbonhidratımız, her şeyimiz var değil evet. mi? Proteinimiz. Şimdi Buyurun. bak geçen bunu söylüyordum bir doktor arkadaşıma dedim ki ya dedim bak e, karbohidratı sona bırakırsan kan şekerinin yükselmesini azaltabilirsin dedim. Tamam. Tamam. O da dedi ki zaten biz öyle yapmıyormuş ki dedi zaten yüzyıllardır hepimiz önce ana yemek yiyoruz tatlıyı sona bırakıyoruz dedi son pilavı önce yiyoruz. Bir de ne var biliyor musun? Pilavı nohutu birinci. makarna. Bak. Çorba. Hım, karbonhidrat. İçine un atıyoruz çoğunlukla. Evet. Şimdi bunda yok. Bu bal çorbasında un yok. Hmm. Ayşe abla hazırlamış bizim hmm. için. Öyle Ama çoğu kez anlatılan yapılan şey hata şu. Aslında çorbayla başlarken eğer içine un attıysanız, terbiye ettiyseniz unla o zaman karbohidratı almış oluyorsunuz. O yüzden çorbalara mümkün olduğu kadar un atmayın, atılmamalı. Atacaksanız da ilk <laughs> yiyeceğimiz şey o olmayacak. Sevim ben. Anladım. Bol sebzeli çorba en güzeli. Ve e, terbiye edilmemiş. Evet çünkü içinde lifi var, tamam. sebzesi var, yağ var bir, bir miktar, miktar ve bir miktar da proteini var. Dolayısıyla önce çorbayı yedikten sonra veya önce salatayla başlayıp ki bence ideal olan biraz daha salata ve bunun içine daha fazla sebze atmak. Ondan sonra çorbaya geçmek ve bir süre biraz dinlenmek aslında. Tamam. Dinlendikten sonra da tekrar sebzeli, biliyorsun eti çok fazla önermiyoruz. Hani her öğününüzde et olmasın. Yani kırmızı eti haftada fazla iki öğünden fazla tüketmeyelim. Tüketmeyelim, peki. Ama onun dışında tabii ki tavuk tüketebilirsiniz. Peki ama Manır... her gün olabiliyorsa, imkanımız varsa kırmızı et değil de diğer etler olsun değil mi? Olabilir. Beyaz etlerimiz tabii, tabii, olsun. Protein açısından olur. Çünkü şöyle şimdi... Ee, hayvansal gıdalardaki proteini daha kolay vücudumuz alıyor. Ama bitkisel proteinleri biraz hmm. daha yavaş işliyoruz ve e, o miktarda proteini bitkiden alabilmek için çok miktarda tüketmek gerekiyor. O yüzden evet. et tüketmek faydalı. Tamam. Zaten demir, B12 açısından da biliyorsun kırmızı et önemli. Ama ben mümkün olduğu kadar biliyorsun hep uzun yaşamda bahsediyoruz. Uzun yaşayan insanlar ağırlıklı bitkisel besleniyor zaten. Evet doğru. Mesela burada çok güzel bir kabak graten var. Evet içinde kaba kıyması, kıyması var mı? Kıyması var. Kıyma sen var. Koydun mu bunu? Kıyma yoktur herhalde. Peki ee, Sadece Sebzeli. işte sosu. Hı -hı. Ee, bunda tabii Hı -hı. bir miktar un olabilir. Ona dikkat edelim. Tamam. Ee, ve peynir tabii ki. Peynir de çok iyi bir aslında protein kaynağı süt ve sütür olarak. Hı -hı. Ve tabii ki üzerindeki dereotlarıyla muhteşem görünüyor. Görünüyor. Biraz ara verdikten sonra. Pilava, yok ben de iştah falan kalmadı pilavı. zaten bu kadar ara. Bere, tabii bu kadar yemeyiz zaten. Ya mesela sen bir yemeye başladığın zaman bir öğünde kaç porsiyon yiyorsun? Yani mesela mutlaka çorba tüketir misin? Arkasından... Çorba hiç içmem. Çorba hiç içmezsin. Salata protein. Salata protein işte Ay Çok en canım isterse yas, yasmin pirinci yani eklerim spor <laughs> yaptıysam yoksa salata hindi eti, salata balık köftesi. Bir de mesela ekmek yiyor musun yanında? Yok hiç Hele ekmek. de pirinç hiç yemiyorum. varsa. Yo, zaten hiç, yok. yemiyorum. Zaten Yemekte ekmek diye bir şey yok bende. Kahvaltıda evet, da, da yok. E, ben de öyleyim mesela. Ben de salata ve bir ana yemek aslında Hı -hı. çoğunlukla. Hı -hı. Ya, öğlen biraz daha ben ağırlıklı besleniyorum. Öğlen Hı -hı. mesela hani çorbayı alırım, Hı -hı. E, salata olur, bir ana yemek olur. E, o günkü durumuma göre de tatlıyı da alırım. Ama dediğim gibi öyle çok fazla. Hani çoğu kez bizde yemekler esasında çok e, hakikaten porsiyon porsiyondur mesela. Ben büyüdüğüm evde annemlerin mutlaka mesela çorbası, salatası, Hı -hı. girişi, ana yemeği, e, tatlısı mutlaka mesela vardır. Evet. E, ama artık yavaş yavaş buna dönmemiz gerekiyor çünkü eskisi kadar kalori de harcamıyoruz açıkçası. Peki tatlı en sona en sona bıraktın ve düşündün. Ben bugün ne yedim acaba? Ha, düşüneceksin e... değil mi bir önce Evet bir dakika, düşüneceksin doğru. aynen. Ben bugün ne yedim? Gazlı bir içecek içtim mi? Evet. Hmm. Bunu ne kadar hareket ettim? Hı hı. Ben bunu yersem aldığım kaloriye tadı değer mi? Hı hı. Ee, anne yaptıysa değer. Her zaman. Her zaman. <laughs> Ama bu mutlaka öyle düşünerek tüketmek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.